Birkaç ay önce ayrılan Gökberk Demirci ve Özge Yağız ile ilgili ilginç bir ses kaydı sosyal medyaya sızdı. Aylar öncesinde yaşanan ayrılığın nedeninin ihanet olduğu iddia ediliyordu. Manşetlerde yer alan haberlerde Özge Yağız'ın Gökberk Demirci'ni aldattığı iddia edilmişti. İddiaların yalan olduğu, Gökberk Demirci'nin boşu boşuna nişanlısı Özge Yağız'dan ayrıldığı ise ikilinin ayrılmasından aylar sonra ortaya çıktı. Safir dizisinin başrol oyuncuları Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, dizi başlar başlamaz aşk yaşadıkları ve ikisinin de sevgililerini aldattığı iddia edilmişti. İddiaların ardından Özge Yağız'dan ayrılan Gökberk Demirci, eski nişanlısını aldatan kadın olarak damgalatmıştı. Ancak ortaya çıkan bir ses kaydı, olayın öyle olmadığını ortaya çıkardı. Bu ses kaydının ise, Özge Yağız'ın annesi, Filiz Yağız'a ait olduğu iddia edildi. Sevgilisinin ona ihanet ettiğini düşünen Gökberk, Özge'nin eşyalarını çöp poşetinde kapıya koyduktan sonra, Özge'nin annesi Filiz Yağız'ın, Gökberk ile konuştuğu ses kaydı ortaya çıktı. İşte o ses kaydı. Çocuğumu tanıyorum. Oğluma da dedim ki oğlum, sen Özge'yi 5 yıldır tanıyorsun ama o yazan çizen insanları tanımıyorsun. Kim oldukları belli değil. Fake hesaplardan yazıyorlar. Ne oldukları belli değil bu insanlar ve ellerinde kına bekliyorlar oğlum dedim. İnanma yavrum. Ben dedim onların yazdıklarına değil. Senin inanman beni yıkar dedim. Senin buna inanman beni dedim yıkar oğlum. O insanların yazdıkları umurumda değil. Yazarlar çizerler kafalarına göre. Ama sen arkasında dur. Benim eşim ya da sevdiğim kız insan bunu yapmaz. Ben o insanı tanıyorum. Yine ayrıysanız ayrısınız ama ayrılsanız bile arkasında dur oğlum yapma böyle. Yapma o güzel oğlum dedim. Sana yalvarıyorum oğlum. Ben dedim seni kaybetmek istemiyorum Gökberk. Ben dedim oğlumu kaybetmek istemiyorum. Ben seni çok seviyorum oğlum. Ben bir anneyim. Benim yüreğim dayanmıyor. Uykularım yok. Ne olur dedim bırakmayın birbirinizi yavrum. Ne olur Gökberk'im dedim. Yalvarıyorum sana dedim oğlum. Yalvarıyorum Gökberk. Ben dedim ikinci kez yıkıldım. Ben dedim artık yoruldum. Ben yoruldum. Ben artık dayanamıyorum. Ben dayanamıyorum artık oğlum dedim. Yeter dedim ben bunu hak edecek ne yaptım oğlum.